Son anda yapılan bir ormancı tercihi Kha'Zix. Kha'Zix 4.10 yamasında açıkçası eski zamanlarını aratan bir Aratan şampiyon şampiyon. görünümünde. Ama gelin görün ki eğer bir noktadan sonra koridorlarda istediği sonuçları alırsa, skorları alırsa taşıyabilecek bir pozisyonda. Ama eskiden özelliği neydi? Hem suikastçıydı, yani takım savaşını kapatabilecek potansiyele sahipti veya çok ani bir hasarı vardı. Hem de üzerine tanktı. Takım savaşını başlatabilecek. Yani bir şampiyon hem takım savaşını başlatıp hem kapatabiliyorsa, üzerinde hasar tutup orada bir yanlışlık var demektir. Evet. Bu yanlıştan döndüğümüz için de artık birazcık daha seçmece bir rol üstleniyor Kha'Zix oyunun bu döneminde. Diğer tarafta yani şunu söylemek lazım. Jarvan oyunun başında biraz daha etkili olabilir koridorlar üzerine geldiği zaman. Daha sıkıntı yaratabilir. Hele 2-2 bir kapışma olması durumunda kitle kontrolü yukarı koridorda mesela TT ekibinden yana. Yani ya böyle çok müthiş bir Q gelecek ya sonradan o çelik fırtına mıydı? Çelik fırtına. Çelik fırtınanın aktif versiyonu gelecek. İnanılmaz bir kitle kontrolü yaratacaklar. Ya da yani Jarvan artı Jax çok büyük avantaj sağlayabilir bu ikiliye karşı. Hem tank özellikleri var çünkü kendini koruyabilecek potansiyelleri var. Üzerine kitle kontrolü de çok fazla. Orta koridorda ise olay biraz daha farklı olabilir. Eğer o Ayartan öpücük tutarsa Duru'nun kaçma ihtimali çok zayıf. Yani kendisini koruyan, evet, yani ultisiyle, yetiş pix'le kendisini bir şekilde o baskınlarda veya takım savaşlarında koruyabilecek bir şampiyon. Ama Ahri'nin hasar potansiyeli çok fazla olabilir ve kendisini koruyabileceğinden çok daha fazla hasar verebilir gibi gözüküyor. Yani Reosa'da yine bugün eski şampiyonlarının ana arcasında seçimlerde bulunuyor. Anivia da eski şampiyonlarındandı. Ahri de sık sık onun elinde görüyorduk. Çok çok hakim olduğu şampiyonlar ama bu turnuvada sanırım ilk defa alınıyor Ahri. Şöyle bir baktığımızda Jarvan seçiminden sonra direkt olarak hani çok böyle mobil, çok böyle kaçabilen, o kalabalık kontrolünden, kitle kontrolünden kurtulabilecek şampiyonlar tercih ettiler. Hani bu süreçte Kha'Zix senin de dediğin gibi eski gücünü aratıyor. Yani sıkıntı yaşayabilirler ama yine onun o mobil özellikleri Yasuo ile birlikte bu round sinerjisi, Ahri'nin kolay kolay o kalabalıktan, o kaostan çıkabilmesi bir şekilde Orada direkt oyunumuz olarak, başladı. evet, oyunumuzda başladı. Direkt olarak hani hurra biz takım savaşına giriyoruz diyen Turkuati'ye karşı bir anda işi tersine çevirebilecek Çok şampiyonlara önemli bir sahipler. detay daha var. Hemen onu da söyleyelim. Ahri eğer orta koridorda bir şekilde üstünlüğü alırsa seviyede ve birazcık eşyada her zaman takım savaşı, daha doğrusu birebir savaşı zorlayabilecek bir şampiyon. Çünkü ultisi çok fazla mesafe kat etmesini sağlıyor. Ayrıyeten bir iki tane zıplamayı kullandığınız ultinizden üçüncü zıplamayı kullanmadan önce rakibinizin atacağı fake'leri görebilirsiniz. Bu arada Tetilyon orada yakalandı ve sıçramak zorunda kaldı. Bu da bir avantaj tabii ki. Oyunun ilk 5 dakikası için 6. dakikaya kadar aşağı koridor sıkıntı yaşayabilir gibi gözüküyor. Bir sonraki hatta karanlık esaret Tetilyon'un sonunu getirebilir oyunun bu döneminde. Neyden bahsediyorduk? Diyorduk ki Ahri eğer üstünlüğü ele alırsa seviyede veya erken altın seviye olursa Lulu'ya karşı savaşı devamlı başlatabilir. Devamlı onu savaşa zorlayabilir ve bundan avantaj çıkabilir. Çünkü nihayetinde pasif sayesinde can doldurma, can emme potansiyeline sahip olan bir şampiyon. Koridorda çok rahat bir şekilde minyon dalganı ittirebilen bir şampiyon. Yani burada Illusion çok dikkatli olmalı. Ahri gibi bir şampiyonu eğer bu gücü verirsen koridor safhasını tamamen eziyet haline getirebilir. Evet. Şimdi bakalım göreceğiz. Yine yorumlarımızı yaptık ve Turkuati Wildfire karşılaşmasında başladı. Turkuati 1-0 önde. Bakalım oyuncular bu seçtikleri şampiyonlarla beraber bu belirledikleri stratejileri uygulayabilecekler mi oyun içerisinde? Alt koridorda Kazan'ın elinde Corki'yi görüyoruz. Bir an böyle bir Braum'un olmadığında Tetilin üzerine doğru oynadılar ama beklenenden fazla hasar aldı Kazan orada. Şimdi bir buz yanığı orada isabet etti. Evet. İttirmeye çalışacaklar. Corki şu an için gerçekten bir anda böyle metaya gelip bu arada bir karanlık eser tuttu. Devamlı şimdi bir buz yanığı daha tekrar geldi. Evet arkadaşlar oylamamız da devam ediyor. Kimin kazanacağını Twitter üzerinden oylayabilirsiniz. Şimdi de ekranlarımıza geldi. Oradan oylamaya katılabilirsiniz. Fosfor bombası eğer rakibiniz son vuruş yapmaya geliyorsa
çok net bir şekilde tutturabileceğiniz bir yetenek haline dönüşüyor oyunun bu döneminde. Bakın her minyonun son vuruşa geldiğinde o fosfor bombası kullanılıyor. Burada yukarı koridorda bahsettiğimiz olay gerçekleşmiş muhtemelen. Jax'i minyonlardan seke seke bayağı bir canını azaltmış ama bu her zaman böyle gidecek bir şey değil tabii ki. Buraya bir baskın gelmesi durumunda çok fazla koridoru ittirdiği için tahliye zor durumda kalabilir. Veya long bir artık eşyanı yaptıkça birebir de avantaj sağlayabilir rakibine karşı. Ama yani gerçekten seyir zevki yüksek bir koridor orası. Çünkü iki tarafta oyun yapabilecek potansiyele sahip. Yine fosfor bombası geldi. Burada Kasse hatırlarsan Dark Passage maçının BPI Dark Passage maçının son oyununda yine aşağı koridorda Prot değil mi? Evet. Almıştı Korki'yi ama şu an Kasse'nin yapabildiği şeyleri yapamıyordu. Iskalıyordu, yanlış atıyordu. Fosfor bombasını bir türlü rakiplerin üzerine atamıyordu. Bu yüzden de koridorda çok geri düşmüşlerdi. Aslında koridorda bir şekilde öyle geçmesi gereken bir şampiyon Korki. Çünkü oyunun sonunda zaten düşüyor. Evet. Yani bol bol iyi gelişemezse, iyi gelişemezse yani bu kesin katiyet değil ama iyi gelişemezse oyundan düşen bir şampiyon. O yüzden oyunun orta dönemi aslında Korki'nin en etkili olduğu dönem. Üçlü kuvvet ve üzerine mesela ebedi kılıç. Bu eşyaları yaptığında aslında Korki'nin en güçlü dönemi. Çünkü niye? Rakip de eşit derece gittiğini düşünecek olursak yetenek seti yüzünden bir süre sonra yapılan eşyalar Korki'nin rakibe göre birazcık daha az güçlenmesine sebep oluyor. Korki yine güçlü. Evet, eşya olan şampiyon nasıl güçsüz kalır? Böyle bir mantık yok. Evet. Ama rakibine göre az bir eğriyle gidiyor. Yani çünkü orada Walker'ı aynı zamanda o fosfor bombası onun için birazcık hasar potansiyelini düşürüyor. Otomatik saldırıları, dürtmeleri çok çok daha o anlık hasarını bir anda çıkarabilmesini engelleyebiliyor. Yani ki şu an için Korki'nin de bence yine bu arenada bu şekilde hızlı bir şekilde girmesinin en büyük sebeplerinden biri de senin de dediğin gibi oyunun ilerleyen dakikalarında o verdiği büyü hasarıyla o tank olan şampiyonları bir anda anlık hasarını çok yüksek bir seviyeye çıkarabilmesi. Hani şu an için Kog'Maw'un bunu yapabilmesi için erken dakikalarda güçlenebilmesi, erken dakikalarda çok çok agresif bir şekilde koridorunda özellikle 6. seviye olduktan sonra bunu kullanabilmesi gerekiyor. Bu arada yine orada Zergsync Lucian'ı göndermedi üstüne. İlk kez koridorunda küçük bir galibiyet aldı ve Lucian'ın üzerinde büyük bir hasar bırakarak Lucian'ın üstüne gitmesinin sebebi oldu. Bu da hemen bir global göreve çevrilebilir mi diye Jarvan'la beraber kovaladılar. Ama herkes yakın oraya, Kha'Zix de yakın. Ahri de yakın. Bu round'a gelince çok fazla riske atmak istemediler. Evet. Şimdi tabii ki eşit gidiyor her şey. Ufak tefek minyon farkları haricinde. Hatta bahsedemez. Yani orta koridorda birazcık da Jarvan'ın baskısı yüzünden Ahri geri kaldı ve az önce sıçramasını kullandı. Tabii Jarvan orayı tekrardan ziyaret edecekler. En azından Ahri 6. seviye olmadan belki deneyebilirler. Çok fazla bir şey kalmamış olması lazım Ahri'nin 6. seviyesinde ama. Evet, 4'te 3'te 1'lik kısmında olmuş. Aşağı doğru yöneliyor şu an. Belki de aşağı koridorda bir şey deneyebilirler. Bu arada Kha'Zix de aşağıda. Karşı baskın için çok uzak şu an itibariyle Halpern. Bakalım Kha'Zix'le orada bir sonuç çıkarabilecekler mi? Hayır. Hayır, ısrarcı olmayacaklar. İlk alışverişi bu arada gidip Tetinyon yapmış ve Vampiri Asasını almış. Tabi o da hemen Vampiri Asasından Bilgevater Palace'ını yapacak. Diğer tarafta ise hasar konusunda daha önde olmak isteyen Korki pırıltıyla başladı. Üçlü kuvvetin ilk parçasını yapmış oldu bu şekilde. Şimdi Tal'Drin bakalım orada çok güzel kaçtı. Çok güzel kaçtı. İşte oyun yapabilecek deyince sonuç böyle oluyor. Bunu minyonlardan seke seke. İkinci kez yapıyor bunu. Ve Tal'Drin şu an için minyon konusunda da yavaş yavaş öne geçmeye başladı. Yani 7. dakikaya girerken neredeyse 20 minyonluk bir fark oluşturdu aralarında. Şu an için bu mekaniklerini çok çok iyi kullanıyor. Çok fazla dürtüyor. O bekleme süresinin düşük olması da sürekli Jax'in minyon kesmeye yanaştığında direkt olarak hani çevik rüzgarını kullanarak hasar vermeye devam ediyor. Bir türlü o karşı atak saldırısını düzenlemedi. Bu arada orta koridora bir baskın var. Ahri de 6. seviye oldu. Hayatın öpücük olmayınca olmadı. Hop, oo, güzel sıyrıldı. Long B. Ve orada hasar almaktan kurtuldu. Ultiyi muhtemelen yemeyecekti ama en azından hasardan kurtulmuş oluyor bu şekilde. Ve tabii minyonda yarattığı fark yüzünden de bir bot farkı elde etmiş ki bot farkı da az önce gördük. Ne kadar yakından
kurtulmuştu. Minyonlardan seke seke o karşı saldırıdan. O farkı belirleyen fark işte bu minyonda yarattığı fark. Daha hareketli artık. Aynen, daha hızlı. Ya, bu sefer fosfor bombasını yemedi Tetinyon. Talis de tabi minyon alabilmek için her yakına girdiğinde birazcık hasar oluyor. Ama bu hasar çok canını sıkmamış şu ana kadar. Şimdi Elysion muhtemelen bir ayartan öpücük yediği sahneye geldik. Ama güzel sıyrıldı hemen açıldığında. Peki bakalım Brown'un olduğu, Ahri'nin olduğu bir takıma karşı acaba Merk'ün adımları tercih gelecek mi? Şu anda Tyrus rakibinin üzerine doğru gidiyoruz. Zergsting'in üzerine odaklandılar. Ama fosfor bombasını yememek için hemen bir adım geri attı Tyrus ve hasarı almadı. Zergsting de devamlı arkadaki Tetidion'a çalışıyor yani. Baktı aynen. Tyrus çok güzel bir hedef değil. Orada hemen rakibinin taşıyıcısına odaklanmaya çalışıyor. Yani Wildfire şu an alt koridorda gerçekten çok tehlikeli bir kompozisyona sahip ama hani bir türlü o Corki'nin o dürtmelerinden, o Morgan'ın karanlık esaretlerinden nefes alıp da o istediklerini gerçekleştiremiyorlar. Tyrese o buz yanağını her kullandığında meydan yükü için birazcık yanaşmaya çalışıyor ama Corki hiç yerinde durmuyor, hiç rahat durmuyor. Bir de yani erken safhada Beachwater Palace'ı geldiği için Tetidion'dan canını çok hızlı bir şekilde doldurabiliyor. Diğer tarafta ise Katse bu konuda birazcık daha sıkıntı yaşıyor. Şimdi orta koridorda bir baskın girişimi Alper'den ama etkili olmadı. Thais orada karanlık eserti yedi ama çok da fazla bir hasar almadı o kocaman kalkanı sayesinde. O kapısı gerçekten çok işe yarıyor çünkü Kaze birazdan o ultilerini yağdırmaya başlayacak. Bu arada Jax ultisini kullandı. Yası oradan arka tarafa doğru. Bu arada orta koridorda bir hareketlilik var. Lulu Jarvan için yenmedi ama ava giderken avlanacak mı acaba? Kha'Zix son bir hareketlenecek oraya. Çullanı da yok. Biraz önce savaşa girmek için kullandığı çullanıyla şimdi skor almak için kullanamadı. Bu arada Tal'Drin bir hali... Jarvan geliyor. Inandı. Lulu geliyor. Tal'Drin düşebilir orada. Muhtemelen düşecek. Evet ilk ve kan. İlk kan Longbow'ya gitti. Tal'Drin elinden geleni yaptı ve oyunun başından beri agresif olduğu koridorda, hatta 20 milyon fark açtığı koridorda bu böylelikle Jax'e bir skor vermiş oldu. Bu çok iyi bir haber olmadı Yasuo için. Gittiğinde de bir coşku almış. Yani Jax'in nasıl oyun sonunda bir canavara dönüşebileceğini düşünecek olursak bu skoru vermek hiç iyi değil. Ama en azından minyon konusunda iyi durumda. Şimdi Wildfire ekibi bu boşlukta hemen Jax'in de hani oraya gelemeyeceğini düşünerek Ejderha'yı zorlamaya başladı. Yalnız oraya yanaşıyorlar. Acilen çıkmaları gerekiyor oradan. Tyrese'i yakalayabilecekler mi? Bakalım karanlık eserde. Corki de yanaşıyor oraya. Bir ayartan öpücük geldi. Şimdi sıçrayla beraber birden tutacak. Bram'dan da çok güzel bir ulti. Orada Morgan'a ahri skorunu almayı başardı. Arka taraftan Jarvan geldi. Üzerinde tutuştur var. Lucian'ı almayı başardılar. Ejderha'ya karşılık 2 skor alan Turk ulti oldu. Eşitlik devam ediyor bu arada. Hop şimdi... göndermedi. Bunu ilk oyundan beri yapıyorlar. Yalnız işte Tal'Drin'in tutuşturu olması, Longmin'in ışınlanması olması oyunun ilerleyen safhaların özellikle global görevlerde Wildfire ekibin dezavantajını olabilir. Evet Tal'Drin'in seçmiş olduğu Yasuo gerektiği zaman çok iyi bir ayrık ittirme şampiyonu ve rakibinin ışınlanmasını da bozabilir ama bunu her zaman yapabilecek potansiyeli yok. Yani burada Jax iyi bir zamanlamayla rakibinin yeteneklerini ölçe ölçe hani şu an 2 attı, 2 tane çelik fırtınayı vurdu. Şimdi birazdan o yeteneğini kullanacak. Şimdi ben ışınlanabilirim derse ışınlanır. Onu duracak bir şey kalmıyor nihayetinde. O yüzden bu oyunun ilerleyen safhalarında kesinlikle Jax'in lehine gelişecek bir durum. Evet şimdi Tal'Drin orada bayağı bir hasar aldı. Üçlendirle beraber inanılmaz hasarlar veriyor. Gereksiz bir hareket yaptı. Da geldi. Orada ultisi de var. Şimdi yenmedi orada birazcık ama şimdi ultisiyle beraber tutuşuyla beraber. Bakın, hadi bakalım savunur. Hayır gelmedi. Tal'Drin orada düşmedi. Üstüne bir de Kha'Zix skoru alır. Çok çok minik bir fark ya. Aynen. O ulti ya o tutan çelik rüzgar çok işe yaradı. Gerçekten hayata tutundu Tal'Drin. Ama bakıyorum da şu an buradaki en büyük sıkıntı ve belki de Longbin'in yemlenmesine sebep olan sıkıntı Nier'in üzerinde bir görüşü olmamaları. Yani Kha'Zix oradan elini kolunu sallaya sallaya geldi. Ben açıkçası Jax'in o savaşı kapatacağını düşünüyordum. Hasan yeteceğini düşünüyordum. Çünkü hani pırıltısı var ama yetmedi. Yetmeyince de son anda yetişen
Orada Kha'Zix. Hatta Tetris de muhtemelen savaşı bırakmıştı. Hani geri çekileceğiz diye düşünmüştü ama geri çekilmedi abi. Bu arada Tetilion çok güzel bir şekilde o karanlık esaretin etkisinden sıyrılınca. Şu kapı gibi yani Tyrese'nin o kapısı inanılmaz işe yarıyor. Büyük sıkıntı olabilir bu durum. Kule altına girecekler mi bakalım. Zergs'in hala kuleyi tanklıyor. Şimdi ışınlanma gelecek oradaki mızrağa. Devamında bari bir skor alayım dedi orada ama skoru alamadılar. Jarvan düştü yalnız. Bu en azından ellerinin boş gitmeyeceğine işaret. Tabii bak bu çok önemli. Daha doğrusu Jax ilk defa ışınlandı. Işınlandığı gibi orada iki tane skor artı bir de kule alacaklar. Yasuo yok. Ama Yasuo da yukarıdan bu sefer ayrı ittiriyor. Yani ve en azından o kurduğu baskının ödününü alacak. Bu dakikaya kadar o kuleye bayağı bir zarar vermişti. Bayağı ortada kule alabilecekler mi acaba? Ortada kule alırsa Wildfire ekibi yine kârda olacak. Evet, avantaj. Jax gidiyor şimdi oraya doğru. Yalnız görüş var mı? Herhangi bir görüş yok. Sıkıntı olabilir. Yetmeyecek. Onu alıp oradan hatta minyonları alacak. İki skora karşılık iki tane kule almış oldu Wildfire ekibi. Haritada avantaj yakalandı görüş açısından. Üzerine bir de kırmızı güçlendirme. Yani kesinlikle kârlık çıktılar bu işten. Aynen öyle. Şu an bu da altına yansımış durumda zaten. Ve tabii ki bu tür hamleleri yaparken karşılığında hani koridorların durumlarını da global olarak haritada ne konumda olduğunuzu da çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi buna karşılık eğer orta koridordan bu kuleyi alabilirlerse hani bir şekilde küçük bir adım atabilecekler. Aşağıda çok oyalandılar. Yani Jarvan'ı kaybetmemeleri gerekiyordu orada. Karanlık eser çünkü çok çok güzel tuttu Morgana'dan. Ve orada devamında Corki'nin ultileri, bombaları gerçekten çok fazla isabetsiz gitti füze salvoları. Ve işler uzayınca hem orada skor almak gecikti, hem Jarvan'ı kaybettiler hem de üzerine iki kule kaybettiler. Evet. Şimdi bir daha aşağıdan Lucian kuleye doğru geldi fakat Zerg's Ting orada kötü bir pozisyonda mı yakalandı yoksa yeminliyorum. Evet, Ototam Jarvan'ın görüntüsünü verdi. Takım arkadaşlarına Rheos'ta bir ölüm diyorum. Ayartan öpücük için, ölüm cezası için Thresh hızlandı. Orada biraz önceki senaryonun geldiler, aynısı geldiler. Olacak. Şimdi geldi oraya, üzerinde büyük bir hasar var. Tutuşturuyor geldi. Şimdi bakalım orada Morgana ultisi kullandı ama yeterli olacak mı? Corki oradan uzaklaşmaya çalıştı ama Lucian orada skoru aldı. Kha'Zix ise Morgana'yı arka tarafta almayı başardı. İki skor güzel geldi. Bir oyun. Çok güzel bir oyun. Evet. Ama bunu görmesi lazımdı. Yani hissetmesi lazımdı TT ekibinin. Ya çünkü bir sürü oradan totemin üzerinden geçtiler zaten. Yani hani Morgana gördü ya geldiklerini. Evet. Yani bir şekilde hani Morgana'yı sadece kaybetseler o da iyiydi. Hani Corki'yi de kaybettiler. Şimdi buradan bir de bir sıçradı. Kule alabilirler. Jax yukarıdan kule alıyor. Tabii Jax'in yalnız kalması çok sıkıntı. Kule katili hiç başında. Bu en hani dosta güven, düşmana korku salan ses. Dup 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 ve de hızlanan bir ses haliyetten. Evet. Eğer çok fazla boş bırakırsanız ne oluyor? Bir koridoru tamamen yok edebiliyor Jax. Tabii nihayetinde orada ne oldu? Bir kuleye karşılık iki tane skor alınmış. Altın farkı Wildfire'ın lehine gözüküyor. Ama işte şampiyon gelişimlerine yine bakmak lazım. Yukarı koridorda her zaman oyun yapabilecek bir şampiyon Yasuo. Oyun yapmasına çok da gerek olmayan, sadece bir koridorda dümdüz ilerlemesi gereken ve hani çok büyük hasar verebilen bir şampiyon Jax. Diğer tarafta nişancılar arasında yine Lucian'ın daha güçlü olacağını söyleyebiliriz oyun ilerledikçe. Orta koridorda Ahri aradan çıkarma potansiyeli çok fazla. Diğer tarafta da aradan çıkarılma potansiyelini nötrleyen bir şampiyon var aslında. Lulu. Yani burada da olay birazcık daha hani oyunun sonunda yapılacak hatalara veya oyunlara bakıyor açıkçası. Ve Morgana faktörü oyunun ilerleyen dönemlerinde büyük rol oynayabilir bir takımın, yani daha doğrusu bir şampiyon aradan çıkarıp çıkarılmaması arasındaki oyuncu farkı belki de o kara kalkan belirleyecek. Belki Lulu'nun ultisinin bile yetmediği noktada yabani büyünmenin olmadığı zaman o kara kalkan tek bir ayartan öpücüğü bile nötr hale getirirse büyük fark yaratabilir. Ormancılardan Jarvan birazcık daha hani rakibin pozisyonu bozabilecek ve bakıyorum şu an. Tabii ki Jax'le beraber ön saflarda çok rahat durabilecek bir şampiyon. Diğer tarafta Kha'Zix ise hani hasar potansiyeli, toplama potansiyeli daha yüksek bir şampiyon. Evet, orada ejderha da kışkışlamayı başardılar.
Orada hemen görüşü sağladılar. Onun iki tarafta birbirinin girmesini bekliyor. Yukarıdan yalnız şu an Wildfire ekibinin minyon dalgası daha üstün gelmiş pozisyonda ve kuleye doğru ittiriyorlar. Wildfire sadece burada sabırlı olması lazım. Çünkü o minyon dalgası birazdan kuleye dayanacak. Şimdi yalnız Brown'dan ulti geldi. Birazcık fantastik ama illüzyonu aradan çıkarmaya başarılar, daha ultisini kullanamamıştı bile Lulu. Şimdi üzerine Morgan'ı yalıyorlar. Devamlı Taldir'in düştü. Kalsın üzeriniz. Tutuştur vardı. Bakalım son vuruşma gelecek mi? Kazık toplamayı başardı orada. İkideki yapıyor. Şimdi üzerinde bir de Harper'in üzerinde var. Harper'in de ultisini kullandı. Tyris bu skoru istiyor mu? Hayır. Uzaklaşıyor. Nihayetinde 3'e 2 bir değişim. Ve ortadan ittiren bir Wildfire ikilisi. Hiç muhatap bile olmadılar orada Jarvan'ın üzerine gitme konusunda. Evet, zaman kaybetmek istemediler bir skor için. Orada ejderhaya girecekler. Jax var yalnız. Jax geliyor. Evet. Yalnız Jax oraya girmek isteyecek midir? Bu arada Medlife yapmaları lazım. Niye? Hah, şimdi oldu. Tyris, yürü, geri git, ilerle, geri git, ilerle, geri git, ilerle, geri git, ilerle. Güzel, işte bu. Medlife. Ya, dümdüz durursan ejderha döver çünkü yani. Evet, ejderhayı da almayı başardılar orada. 3 tane skor aldıktan sonra. Şu an için kompozisyonlarının artılarını çok iyi kullanıyorlar. Biraz önce de senin söylediğin gibi çok efektif bir ulti olmadı bu round'dan ama ona rağmen o savaşı kazanmaya başardılar. Çünkü Lulu çok çok ortada yakalandı. Ve hızlı bir şekilde orada Lulu'yu aradan çıkarmayı başardılar. Korki'yi kullanamadılar. Yani Lucian çok çok daha efektif bir oyun sergiledi orada. Ama hani o istenileni yapması için ki oyunun başında söylemiştik, Kha'Zix'in birazcık 4 nokta oynamasıyla beraber hani 4 nokta oynamasında daha doğrusu hani eski işlevsel o eski saldırgan özelliklerini kullanamadığını söylemiştik. Şimdi 2'de 2 yaptı orada. Şu an 4'e 1'e getirdi skoru. Kendi skorunu. İlerleyen dakikalarında da çok çok daha böyle aradan çıkarma potansiyeli olan, birine çullandığında çok büyük hasarlar verebilecek bir Kha'Zix oluştu. Evet. Kha'Zix 4 tane skoru almış durumda senin söylemiş olduğun gibi. Ve daha da enteresanı aslında Wildfire ekibinin Ahri ile yapmış olduğu eşya tercihi aslında niyetini gösteriyor. Ahri'nin başlattığı savaşta eğer bir ayartan öpücük tutarsa ölüm ateşi pençesi bu hasarını perçinleyecekler ve hasarın devamını getirecek çok fazla aslında şampiyonları var. Az önceki ultisi Brown'un en başta birazcık cüretkar gibi gözüktü ama Yasuo ile kombaladığın zaman büyük bir hasar potansiyeli ortaya çıktı. Ve ilk adımı atmış oldular. Aslında yukarıda kendi lehlerine ilerleyen minyon dalgasını bekleme ihtiyacı bile duymuyor. Şu an yukarı koridorda bir baskın girişimi var yalnız. Jax'in başı belada olabilir. Şimdi Long B karşı saldırısını açtı ve ultisini kullandı. Devamında yalnız çok güzel bir oyun geliyor orada. Anlatacağım sonrasında skoru aldılar. Ne yaptılar? Oo, bu arada orta koridorda başka bir oyun oluyor. Şu an Rios da kullandı ultisini. Morgan açtı. Ama Morgan oradan kaçmayı başardı. Şimdi bir de Lulu'su geliyor. Tyris bu sefer o kadar da şanslı olmayacak gibi ve Tyris'ten de skor alan 1'e 2 bir değişim nihayetinde. Şimdi orada Titidion kötü bir pozisyona yakalandı. Jarvan ultisi yok ve mahvolmuş kanın kılıcı. Aktif ile oradan kaçmaya çalışıyor. Son bir pikselden tutmadı. Orta koridorda orada Kha'Zix kuleyi ittirmeye çalışıyor. Rakipleri orada Titidion'a fazla inanmışken. Şimdi Talon'la beraber Titidion orada rakiplerinin yolunu kesmek istiyorlar. Bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Brown yokken bu çok tehlikeli bir iş. Şimdi Taldir'in. Bu arada direkt ışından geliyor. Morgan almayı başardılar. Yalnız devamında çok sakıncalı bir savaş olabilir onun için. Jarvan'ı alıyorlar. Long bir toparlamaya geldi. Corki ile beraber hasar vermeye başardı. Titidion kulenin altına dalacaklar mı? Şimdi karşı saldırı. Üzerine Titidion da sıçradı oradan. Ama gelmedi. Ve ateşle oynadı birazcık. Bakıyorum yani ortalık bir anda karıştı. Yalnız Turkayt'e çok iyi tepki verdi. Çok iyi karşılık verdi ve orada skorları toplamayı başardı. Hani bir anda o Jax'in gelişiyle beraber arka tarafta aslında Kha'Zix orta koridora ittirirken hani ne durumda olduklarını pek görmedi herhalde. Direkt savaşa davetiye çıkarttı. Turkayt'e de bunu çok iyi değerlendirip takım halinde girdikleri pozisyondan hızlı bir şekilde avantajlı hale çektiler ve şu an için 11-10 skorda öndeler. Yukarıda ne olmuştu onu anlatacaktım ama araya dünyalar girdi. Karşı saldırısını başlatan Jax'i yerine mıhladılar ve sersemlemeyi kabul ettiler. Jax'in ilerleyişini engellediler. Minyon dalgasına ulaşamayınca Jax oradan kaçamadı. Yani bu aslında planlanmış bir şey. İki kişinin de gidip de hani Jax'in karşı saldırısının altında kalmasının mantığı nedir? Böyle bir şey yaptılar. Ne çok fazla önüne geçtiler
ki ilerleyebilsin Q yeteneğiyle rakibin üzerine atlayabilsin ya da minyon dalgasının oraya ulaşmasını engelleyerek o karşı saldırıyı hani sıyrılmak yerine yemeği kabullenerek skor almayı başarılar. Bu da güzel bir oyundu aslında Wildfire ikilisinden. Şimdi Tyrus kule altında kuleyi savunmaya çalışıyor. Yandan Tricolis geldi. Titanion geliyor ve orada amansız takibiyle kaçmaya başlar. Yukarıda bu arada ayrı ittiren Tadrim kuleyi alacak muhtemelen. Işınlanması olmadığı için Long Pure'a yetişemeyecek gibi. Evet, ortalıkta görünmeyince direkt Yasuo da orada kendisi atmak istemedi ve üstüne geri dönüyor. Bir halde hasar bıraktı kulede. Bir sonraki gelişinde o kuleyi alacaktır. Çok yakında aslında fosfor bombası. Ama gittiği yerde belki efektini bile almış olabilir üzerine. Şimdi bakıyorum. Çok az bir altın kaldı ebedi kılıca Yasuo için. Ki bundan sonra Braum'la beraber yapacakları ulti kombaları çok daha tehlikeli olacak. Tabi yukarıya giden ikili yüzünden aşağıdaki kule boş kaldı ve ilk seviye kulesini ayrı ittirmeye başlayan şimdilik Tetidion almayı başardı. Büyük de bir minyon dalgasını kuleye teslim etti. Şimdi Tal'Darin skor istiyor. Kassian'ın üzerine ultisini kullandı. Ahri geldi orada. Ölüm atış pençesi yanlış eleme gitti. Şimdi orada Braum'un ultisi geliyor. Yalnız Rheos'ta kötü pozisyonda kaldı. Rheos'ta yalıyorlar. Yasuo'yu alıyorlar. Üzerinde Teokolis kaçmaya çalışıyor. Tyrus o kadar şanslı değil ve kimseyi alamadan verilen 3 tane skor. Çok nişancı nerede? Nişancı nerede sorusu aslında burada sorulması gereken soru. Tal'Darin çok fazla inandı. Tal'Darin gereksiz bir risk aldı o noktada ve rakiplerine bu şekilde hem skor hem de bakalım kule verecekler mi? Yani bu kadar iyi takım savaşı başlatabilecek bir Tukulati'ye karşı hani Lucian'ın alt koridorda kendisini belli etmesi, orada oyalanması evet güzel bir şey ayrık ettirdi ama hani orta koridorda bir hareketlilik var. Buna rağmen hani bizim nişancımız yok. Biz burada birazcık daha ilgi çekmek yerine hani biraz daha defansif oynayalım demesi gerekirken Yasuo'nun orada yaptığı akıl oyunları direkt olarak ha sen madem bu kadar hareketlisin, madem bizi burada oyun yapıyorsun, biz de sana bir oyun yapalım dedi ve orada Jarvan'ın ultisiyle beraber, sıçrasıyla beraber attığı afet bir anda takım savaşı başlattı. Lucian'da olmayınca ne infaz gelebildi ne hasar geldi. Ya ölüm atışı pençesiyle beraber belki de alma ihtimalleri vardı ama yani öyle olmuyormuş demek ki bu işler. Elysion'un ultisi ve 5 kişiye karşı 4 kişi devam eden savaş TT'nin işine yaradı. Aradaki 6 farkını kapatmışlardı ama Wildfire hemen ejderhayı alarak bu farkı yeniden açmayı başarıyor. Dönüş de alabilirdi yerde o ejderhalar. Onlar daha çok koridor açmayı tercih ettiler. Şimdi Morgana'yı acaba orada yakalarlar mı? Hayır. Pozisyonu kapattılar ve kule istiyorlar şu an. Bu arada Zerg Sting'in üzerine atladı Tricolis. Ultisini açtı. Bu skor istiyor. Tek başına bıraktığı için ekstra hasarlar vuruyor. Bakalım oradan alabilecek mi? Zerg Sting oradan sıçradı. Ve çok güzel diğer sıçradı. Tarafta savaş başlıyor. Tetidion gelmeyin buraya der gibi. Orada yalnız Rheos da ultisini almayı başardı Morgana'yı. Devamı da içeri girdi. Kassa'yı hasar vermek istiyor. Yalnız kendisi de büyük bir hasar aldı. Tal'Darin içeri girmek istiyor. Hayır diğer tarafta Tricolis. Longbeam yakalamış. Uzaktan Corki'nin füzeleri geliyor. Ve yavaş yavaş bu savaşın sonuna gelecek miyiz bakalım. Hala canı çok azalan bir TT ekibi ortada Lulu yalnız gelip VP'nin ilerlemesine izin vermedi. Neler oluyor? Çok hızlı bir oyun. 26 dakika ve 25 skor. Her dakikada neredeyse bir skor alınıyor ve iki takım da bir önceki o disiplinli oyunlarından uzak biraz daha hızlı bir şekilde skor almaya yönelik, takımın oyununu bozmaya yönelik hamleler yapmaya çalışıyorlar. Yani bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor ve şu bir gerçek ki hani Turkuet her ne kadar böyle savaşlardan önde çıksa da o altın farkı bir türlü kapanmıyor. Evet çok açık değil ama bir türlü o istedikleri seviyeye getiremediler henüz. Tabii şöyle bir minyonlara da baktığımızda bu da hem Lucian'ın hem Ahri'nin hem de Yasuo'nun aradaki Ninja Baron. Açtığı farkta. Ninja Baron. Evet şu an hiçbir görüş yok orada. Braum ve Kha'Zix yaklaşamıyor. Tyrus yakalanmış hatta bayağı da bir hasar almış ama Wildfire'ın bunu fark etmiş olması lazım. Çünkü Lucian oraya 3 kişi şu an Lucian yok bakalım yine. Bir şey yapabilecek mi Tyrus? Yapamadan hatta ölecek mi? Öldü. Baron'u bıraktılar şimdi. Orada bir de Tyrus'e kadar ulti geldi. Tyrus düşmek üzere. Düşmedi. Yalnız kaç kişilik bir yası ultisi yeterli olmuyor. Bu sırada nişancı nerede? Burada aşağıda değil. Ona ulaşılamıyor. Çünkü o şu an merkezde. Bakalım Baron'u zorlamaya devam edecekler mi? Hayır. Rheus da orada çünkü pozisyonu yakaladı. Halperne son anda son pikselden tutturmaya çalıştı o yaratan öpücüğü ama başarılı olmadı. İki tane skor vermiş oldu bu şekilde TT ekibi. Bakalım haritada başka bir görev yapabilecekler mi? Hayır. TT ekibi yani daha fazla görev yapmadı.
Stetilin bunu ikinci kez niye yapıyor? Yani şu minyon aşkı... Burada çok fazla bir suçu yok. Bu... Aslında... Yok yok, suçu yok. Şöyle söyleyeyim. Ninja Baron'a karşı o Baron'u durdurmak için Tetilion'u bekleyemezsin orada. Nişancını beklersen Baron'u vermiş olursun. O yüzden göze aldılar skor vermeyi ama yeter ki Baron'u almasınlar. Amaçları tamam, buydu. Bu iyi bir senaryo ama hani şunu söylemek istiyorum. Yani 27. dakikadayız ve karşıda şu an için çok çok güçlenebilmiş bir Turku eti var. Yani şu seviyede çok rahat Baron yapabilecek durumdalar. Ve ortalıkta görünmüyorlar. Ve görüşleri ama de yok. Ama bu Tetilion suçu değil ki. Bu yani oraya görüşü ayrı... vermeyen kişilerle alakalı bir şey. Yani burada nişancı her zaman minyon sayısını kabul edebilir bir potansiyel tutmak zorunda. Çünkü hasar verecek ve oyunun sonunda oyunu kazandıracak üye o. O yüzden hani belki biraz daha takımında dolaşabilir. Ama Baron bölgesinde görüş olması şartı. Bu arada Reus orada yakalandı. Üzerine hayatını öpecek. Zonya'sını kullanıyor. Bakalım oradan kaçabilecek mi? Hayır, kaçamıyor. Ve bedavadan skor. Hata arıyorsan bu hata mesela. Evet. Tabii orada görüşün olmaması da bir hataydı. Ve Baron için. Bu da o şekilde değerlendirildi. Şimdi Jax de alt koridordan ittirmişti biraz önce. Tetil'in ilk koridordan Jax de geldi şimdi. Ve baktığımızda 20 saniye boyunca Ahri yok. Baron'a en uzak kuleyi almak isteyecekler. Korkin dakikaları burada biraz daha dürtecektir. Biraz daha bu arada Morgan'ın canı çok az. Zonya ile beraber orada ultisini çok iyi kullandı. Bakalım orada bir takım savaşı çıkacak. Yasuo arka tarafta 3 kişiyi tuttu ama geldiği yerde de direkt olarak eridi. Yaman 2'de 2 yapmaya başladı. Evet, şimdi Korki çıktı orada. Çok az bir canı var. Chulan'la beraber geldi. Longbow orada şimdi Teo kulesi kovalıyor. Muazzam bir hasar çıkarttı. Şimdi bakalım son bir vuruş yapabilecek mi? Teo inanılmaz. İnanılmaz. Dur, daha devam edecek. Üçüncü bir gidiş var. Hayır. Gelirken kullandı galiba. Yok, hayır. Hala olması lazım. Şimdi kullandı. Evet, şimdi kullandı ve... Direkten döndü bu arada. Gerçekten hem direkten dönen bir Teokalis gördük hem üzerine o yetmezmiş gibi Long B de bayağı bir direkten döndü. Ya inanılmaz bir maç izliyoruz şu an arkadaşlar. Çok dengeli gidiyor. 46.600'e 46.500. Yani bu kadar dengeli olamaz herhalde. İlk maç gibi heyecan son noktada. Kim kazanacak, kim alacak bu mücadeleyi? Bu stresli ortamda kim yaşayacak bakalım, göreceğiz. Evet, gerçekten müthiş bir mücadele. Yarı finale yakışır bir mücadele ve bu ikili daha önce de söylediğimiz gibi birbirlerini çok iyi tanıyan ve uzun zamandır da birlikte oynayan oyunculardan kurulu. Ve birbirlerine çok çok yakın iki ekip. Bu da zaten her iki maçı da yansımış durumda. Turkuvet'i yavaş yavaş hakimiyeti sağlamaya başladı. O küçük takım savaşlarının iki tane takım savaşı kazanmasının ardından bu son takım savaşı ile beraber biraz daha toparlandı. Biraz daha böyle artık Baron vakti. Bir sonraki düşünce Baron olabilir. Jax alt koridordan ısrarla ittirmeye devam ediyor. Işınlarını kullanacak ve Baron'a en uzak kulede birazcık ilgi çekmek. O koridorda birazcık ilgi çekmek için çabalıyor. Bakalım kimi gönderecekler oraya. Şu an için Jax de çok çok iyi durumda. Üçlü kuvveti Güneteş Bileğinin Hicya Tabisi var. 4-2-3 ile oynuyor şu an için. Ve birebir de oraya... Bak, Jax'i geri çekmek için önemli bir silah budur. İnhibitörü zorlarsın. Ve o şekilde Jax'i geri çekmeye çalışırsın. Ama rakip takım pozisyon alırsa bu sefer işler kötü olur. Bak, şu an Jax dayandı ve geri sayım başladı. Zersing bu arada inandı orada. Ultiyi attı. Üzerine Zonya'yı kullandı. Ve bakalım orada alabilecekler mi? Tamam. Evet, almayı başarırlar. Tetilion burada bir skor dağılıyor. Jax ışınlandı bu şekilde. Şimdi Tetilion üzerine doğru geldi. Ve karşı sağda iki kişiyi vurdu ama aynı anda Brown'u patladı. Şimdi arkada Jarvan Yasuo'yu indirmeyi başarıyor. Longbow'ya düşmek üzere. Son bir vuruş geldi. Yalnız giderek Kazıkstan'lar. Şimdi üzerine Reus düşüyor. Forki. Bakalım harbiden düşecek mi? Reus'ta çok az bir canı var. O da düştü ve katliam geliyor. 4-4 son anda 5-5 atamadı bu arada Halper. Muazzam bir hasar. Yani sancak kombosuyla içeriye girdiğinde inanılmaz bir hasar çıkarttı Halper ve arkadan gelen füze salvoları yağdı oraya resmen. Yani bir anda Turkuvet'i için işler kötü gidecek derken Braum ve Yasuo kombosu direkt olarak orada 3 kişiyi birden eritmeyi başardı. Bir an dedim ki hani Turkuvet'i herhalde kaybetti çünkü Jax'i içeriye soktuklarında zaten Morgana da yoktu. 4-5 bir takım savaşı yaptılar ve bu takım savaşından Jarvan'ın ve Korki'nin iyi pozisyon alması ve muazzam hasarlar çıkarması bir anda Turkuvet'i lehine çevirdi olayı. Ya, inanılmaz bir oyun izliyoruz. Oyunun 31. dakikasında Jarvan 4-4 yapabiliyor. Yani düşün olayı artık bu nokta. 5-5 direkten dönüyor. Son anda Korki alıyor. 9-3-11. Yani 23 skorun 20'sinde Harper'in var.
Ya taşıyıcı diye biz daha doğrusu toplayıcı olarak Kazik'si söylemiştik. Jarvan daha da bir toplayıcı çıktı oyunun bu döneminde. Ama o Sancak kombosundaki o hasarı bana çözemedim. Yani şu an üzerinde büyük Kertenkele'nin ruhu var. Gün Ateş bedenine evet biraz bir büyü hasarı verecek ama bir sancak kombosu yaptı ki içeri sanki hani yası onun çelik rüzgarının çelik fırtınanın arkasından gelen bir ultisi gibi orayı deldi deşti. Korki de arka taraftan füze sallalarıyla bir anda o üçlü grubu eritmeyi başardılar. Oh, kötü pozisyon. Girecek. Çok kötü pozisyon. Bu arada inanılmaz bir hayatını öpücük. Tetilio'nun orada hayatta kalmasını sağladı ama devamında yok o kadar dedi. O öpücük sana yetmez dedi. Şimdi ulti kombosu. Orada da bir almayı başarılar. Devamında Yasuo düşüyor. 2-1 devam ediyor. Devamında bakalım oraya düşecek mi? Bir de Brown'u aldılar. 3-3. Arka Tiyakolis yakalandı. Hayatı için orada çullandı. Ahri geriye gidiyor. İnhibitör kulesini açmaları için hiçbir sebep yok. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Şimdi saldırıya başladılar. Ahri'nin bir an önce gelmesi lazım. Kazik'si burada kötü pozisyonda. Oradan gitmesini engelledim Morgan'a. İnhibitör kulesini vurmaya başladılar. Devam şimdi... edecekler mi? Minyonlar da geldi. Hayır. Etmemeye lazım. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Şimdi geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar ve ilerliyorlar. Orada yalnız inanılmaz bir ayartan öpücük geldi. Jarvan kombosunu yaparken Ahri onu öpünce afet atamadı. Tetilion birazcık daha yaşadı ve aslında çok daha temiz geçebilecek bir savaşı. TT geride kapatma riski oluştu ve içerilere girmek zorunda kaldılar. Orada yalnız Yasuo ultisi yeterli hasarı kesinlikle veremedi. Bu arada Tiyakolis acaba yine yapabilecek mi bu kombosunu? O yeniden o baronu çıkartmaya çalıştılar. Çalabilecek Korki mi? Korki'yle beraber gitti orada. Hayır, Tiyakolis alamadı. Alabilecek miydi acaba? Lakabını hak edecek mi? Yaklaşıyor ama hayır. Hayır olmadı bile üzerine. Skoru verdiler. Zergsting'in canı çok azaldı ama şimdi Tetilion orada kötü bir pozisyonda skoru aldı ama o da düşecek. Hayır. Baron artı 3 tane skor. Ve 47 saniye boyunca yok. Lucian. Oyunun sonu izliyor olabiliriz şu an. Hızla evet. İlerliyorlar. Süper minyonlar var. Tal'Dorei'nin elinden geleni yapıyor. Ve o merkezi savunmaya çalışıyor. Yanında Braum var. Güçleri yetmeyecek gibi. Ulti kombosu var mı bakıyorum. Evet, ulti kombosu yapabilirler ama evet, hasarları yeterli olacak afet mı? Afet var. Ulti kombosu geldi. Yalnız orada hemen eridi. Üzerine Tyrese'i alabilecekler mi? Umurlarında değil çünkü Nexus kulesine vurmaya devam ediyorlar. Kanser'in canı çok azalmış durumda. Orada kuleden bir vuruş daha geldi. Neredeyse düşecekti. Büyük bir hata aslında bu. Neredeyse oyunu kapatabilecekleri bir pozisyonu geri çekilmek zorunda kaldılar. Evet. Ve Tal'Dorei'nin burada finale çıkma umutlarını taze tutuyor şu an. Wildfire ekibinin inanılmaz bir oyunu izliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Yani Tal'Dorei'nin her seferinde içeriye girdiğinde o beklenen hasarı bir türlü çıkaramadı. Yani Kha'Zix'in oyunun ilerleyen dakikalarında düşmesi, yani son 10 dakikadır Kha'Zix yok. Yasuo yok ve Ahri şu an 2-6-7 oynayan bir Ahri ve 3-9-7 oynayan bir Yasuo var. Hani gerçekten hasar potansiyeli konusunda inanılmaz geride kalmış durumdalar ve bu da direkt olarak Jarvan içine yarıyor. Jarvan da her girdiği pozisyonda 4'te 4'ler, 3'te 3'ler çıkarmaya başladı ki bu hani hiç iyi sinyaller değil. Çünkü hani oyunun ilerleyen dakikalarında Korki'nin düşeceğinden bahsediyorduk ama Jarvan yükselişe geçti. Ya 13, 3, 14 bir Jarvan olur mu? 27 skorda bu adam yer almış. Evet, muazzam bir performans. Zaten yani Jarvan'ın neden yasaklanmış olduğunu İlk oyunda bize anlatıyor uygulamalı olarak ve TT ekibi şimdi ortadan yükleniyor. Yani Wildfire ekibi son savaşını verecek. Belki Zergsting orada kuleden hasar almak uğruna birazcık içeride kaldı. Tutmayan bir hayattan öpücük görüyoruz. Tiyakolis birazcık hasar alıyor. Son kuleyi savunmak için elinden geliyor Wildfire ekibi. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Yani burada çok güçlü bir TT ekibi var. Baron güçlendirmeli bir TT ekibi var. Kulenin altına dalabilecek Jarvan'lı bir TT ekibi var. Ama bir ayartan öpücük doğru hedefe tutarsa olaylar bir anda değişebilir ki Zergsting'i tuttu. Doğru bir hedef değil ve Ahri düşüyor. Üzerine Braum düşüyor. Oyunun sonuna doğru yaklaşıyoruz şu an. Son Nexus kulesini vurmaya başladılar. Yalnız güzel bir Yasuo ultisi. Ama kendisi düştü. Hem Kha'Zix orada Lulu'yu aldı. Morgan'ı aldı ama oyunun sonuna gelen şu katliam. Nexus'a vuruyor TT ekibi ve bu oyunu kapatmayı başarıyorlar. Finaldeki Dark Passage'in rakibi Team Turkuat oluyor.